Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de Guns DLC'sinden hepinize selamlar olsun. Uzun zamandır beklediğimiz bir DLC'ydi. Yani 3 aşağı 5 yukarıda çıkış tarihini tahminen tutturmuştuk. Şubat gibi gelir diye epey bir söylenmiştim. Çünkü çok yeniydi duyurulduğunda. Mayıs ayında duyurulmuştu. Anca yetişti. Güzel bir DLC olacak. Ben size hemen yeniliklerinden söz edeceğim. Hem multiplayer için hem single player için hemen başlangıçta gözümüze çarpacak olan bir yeniliğimiz var. Hemen onu bir gösterelim size. Other countries diyerek. Gelen bütün yenilikleri şimdiden sıralayacağım. Daha sonra oyun içerisinde eğer atladığım bir şey olursa ya da söylemek istediğimiz ekstra bir şey olursa oradan hallederiz. Gözünüze çarpacak ilk şey buradaki Custom Game Rules arkadaşlar. Custom Game Rules artık kurallar getirebiliyorsunuz. Hem multiplayer için geçerli hem single player için geçerli şeyler var. Eskisi gibi güç verme durumu söz konusu. Güç vermenin yanı sıra forum policy'lerini seçebiliyorsunuz. Yani war goal'lar nasıl olacak? Limitli mi? %25 tansiyonda mı? Yoksa sadece fokuslama gibisinden? Release Nations sadece beyaz barışta mı? Yoksa bloklu mu? Production License aynı ideolojiye mi verilebilir? Aynı faction'a mı verilebilir? Yoksa hiç mi verilemez? Land Lease'ler, Volunteer'lar. Bunların hepsi gelmiş durumda ve çok güzel de duruyorlar. Açıklayalım hepsini ne var ne yok diye. Volunteer'da bile aynı ideoloji olması durumu söz konusuymuş. Limited oldu mu da tansiyona bağlı oluyor. Independence aynı şekilde. Garantiler, Leaf Faction, Kick Faction. Kick Faction'ı kapatabiliyor musunuz mesela? Leaf Faction'ı da kapatabiliyor musunuz? Bunlar da çok güzel bir şey. Takeover Faction Leadership'i kapatabiliyor musunuz? Güzel. O da yeni gelen bir özellik. Onu da bahsedeceğiz daha sonra. Kuğular, boostlar, para drop yapılabilir mi? Paraşütle atlama. Maksimum Ford seviyesini seçebiliyorsunuz. Burada çok güzel bir şeyimiz var. AI Behavior'ı seçebiliyorsunuz. Almanya Restored'u Kaiser mi gitsin, Demokratik mi gitsin, Faşist mi gitsin, hani ne gitsin. Buradan direkt kendiniz seçebiliyorsunuz. O da çok güzel. Bazı öne çıkan ülkeler, DLC'lerle gelmiş öne çıkan ülkelerin hepsi için bu geçerli bir durum. Game Setup'ı seçtiğinizde America's Colonization Status'ı Amerika Decolonize yapabiliyorsunuz. Afrika Decolonized yapabiliyorsunuz mesela. Bunları save'leyebiliyorsunuz, resetleyebiliyorsunuz durumunuza göre. Daha sonra save'lediğiniz zaman load preset dediğinizde oyununuzu o şekilde oynayabiliyorsunuz. Ama gördüğünüz üzere tabii ki achievement'ları engelliyor, oluyor. Gelen bir diğer özellik Amerika, Meksika, Hollanda ve İngiltere'ye focus tree'ler geldi. Hepsinin artık kendine ait. Zaten daha önce İngiltere ile Amerika'nın vardı fakat değişti ve daha güzel alternatifler eklenerek daha güzel bir ortam yaratıldı diyebilirim. Onun dışında denizlerin tipleri değişti. Onları oyunda göstereceğim çünkü şu an burada çok bir şey gözükmüyor. Japonya'ya biraz güç vereceğim. Ve Amerika ile oynayacağım. Ama sıradan bir Amerika değil. Komünist Amerika oynamayı planlıyorum. Save'de kalsın şöyle. ABD diyelim şunu da. Save back. Evet. Komünist bir Amerika oynamak fikrini öncelikle Özgün bana verdi. Öyle bir oynasana değişiklik olsun diye. Dedim mantıklı. İkinci Dünya Savaşı'nı yapacak olsam zaten yayında yaparım. Yayında da yapacağım yine Amerika'yı, merak etmeyin. Bu sadece kayıt olarak gelecek size. Dolayısıyla chatmet görmeyeceksiniz ama saat 12'de açıldığı için yayın ambargosu böyle bir şey yapıyorum bu sırada. Ben 12 civarında işte olacağım. Yayın size YouTube'dan geliyor olacak yani kayıtlar. Ben de hani ona istinaden erken erişiminiz olsun istedim. Evet, her şey bir yana. Bir sürü şeyimiz var. Artık gördüğünüz gibi map modlar buraya sıralanmış durumda ve bu inanılmaz güzel oldu. Çünkü player map mod daha önce oyunun içinde yoktu. Yani acayip bir değişiklik. Terrain map modla başlayalım çünkü en güzel yeniliklerden biri denizlere geldi. Denizleri her ne kadar dış menüde normal görseniz de artık denizlerin bir farkı var. 4 veya da 5 tane deniz tipi olması lazım. Bir tanesi shallow sea, yani sığ deniz. Bunlarda denizaltılar %100 gözükebilir hale geliyor. Pozisyon almaları -5 penaltı yiyor. Diğer gemiler için de -5 penaltı oluyor pozisyonda. Okyanusta herhangi bir durumumuz yok. Fjord ve Archipelagos bölgelerinde neredeyse bütün gemilerin ağzına sıçılıyor. Şöyle ki Battlecruiser'lar daha çok benzin tüketiyor. Yakıt tüketiyor diyelim. Benzin tüketiyor demeyelim. Görünebilirlikleri düşüyor.
Pozisyon almaları eksi 15 penaltı yiyor. Hareketleri eksi 20 yiyor. Atakları eksi 20. Defansları eksi 20 yiyor. Battleship hakeza aynı. Carrier aynı. Heavy Cruiser aynı. Heavy Cruiser'da bir de ekstra bir şey mi var? Yok, ekstra görmedim. Tamam. Diğer gemilerde de visibility, yani görünürlük düşüyor. Ama pozisyon alma eksi 15 penaltı yiyor. Deep Oceans, yani derin okyanus veya açık deniz diyelim, açık okyanus diyelim, daha mantıklı olacaktır. Burada destroyerların mayına basma olasılığı ve diğer gemilerin mayına basma olasılığı %50 düşüyor. Evet, mayın da yeni gelen özelliklerden biri. Artık denizlere mayın da koyabiliyoruz. Onun dışında destroyer gibi küçük gemiler hem saldırıda hem savunmada hem de harekette %50 penaltı yiyor. Light Cruiser %10, %25, %25 diye penaltı yiyor ve denizaltılar %50 daha yavaş ilerliyor derin denizlerde. Başka tür shallow sea'lerimiz var. Şeyimiz olması lazım bir de ekstradan. Ege Denizi de fiyortmuş bu sırada. Bir de burada şeyimiz olması gerekiyor, onu bulmaya çalışayım. Shark sea'ler vardı diye biliyorum ama onları belki şey mi yaptılar? Denizin ekstra özelliği olarak mı koydular bilmiyorum. Onda da şöyle bir şey, gemiler battı mı daha fazla kayıp veriyorsunuz köpek balığı olan denizlerde. Onu şu an bulamadım. Belki oyun içerisinde daha sonra rastlarız. Bu denizin türü bayağı bir durumu değiştiriyor ve hani gemi kompozisyonunuzu ona göre değiştirmeniz gerekecek. Şöyle de güzel bir durum var bu sırada. Artık gemilerinizin nereye gideceğini de çok rahat bir şekilde siz şey yapabiliyorsunuz. Seçebiliyorsunuz. Yani ben gemimi atıyorum bir rota belirlemek istersem rotamı kendi keyfime göre belirleyebiliyorum. Gemi tiplerinde de değişiklik var. Amirallerde de değişiklik var. Hepsinde değişiklik var. Onların hepsini ayrı ayrı halledeceğiz. Şuranın ismini Pasifik yapalım. Buranın ismini Atlantik yapalım. Ordulardaki gibi artık gemilerin de kendi tiyatroları var çünkü. Gemileri bir araya getireceğim, sonra dağıtmaya çalışacağım. Evet, gördüğünüz bu sarı simge özel bir durum. Onu da hemen açıklayacağım. Ya shit. Şöyle bir birleşin. Nereden başlayacağımı bilemiyorum bile. Focus 3'den başlayalım. Önce oralara doğru akarız. Ya çok şey geldi çünkü oyuna. Focus 3 gördüğünüz üzere baştan aşağı değişmiş durumda Amerika'da. Buradan başlayalım. Continue the New Deal dediğinizde demokratik kısımdan ilerleyebiliyorsunuz. Limited Intervention, War Propaganda, bunları hatırlarsınız zaten eski şeyden. Asya'ya odaklan, Avrupa'ya odaklan gibi iki tane şeyimiz var, seçeneğimiz var. Magic, spotting chance'imizi %20 arttırıyormuş. Bayağı iyi. Black Chamber burada bu sırada. Ne veriyor? Encryption, Decryption veriyormuş iki tane. Scientist Heaven, şurada yatıyor bir tane research slotumuz. Diğeri de burada yatıyor gözüküyor. Ya bunlar iki farklı yer olduğu için. WPA'de de bir tane var gözüküyor. Ne veriyormuş bakalım bize başka olarak. Political Power Cost falan düzeltiyor. Ha bir de Senato sistemi var. Senato sistemine de girişmemiz gerekecek. Senato sistemi şimdi burada karşımıza çıkacağı için önce Senato sistemini size bir göstereyim. Alacağınız kararlarda arkadaşlar bu kongre kararları var. Small Lobby Effort var. Yani lobby yapıyorsunuz ve kendinize biraz daha destek çekmeye çalışıyorsunuz bu sırada. Onları yaptığınız zaman bazı destekleriniz oluyor. Budget'ı mesela değiştirebiliyorsunuz. Mesela bütçeyi değiştirme eksi 5 Consumer Goods Factories veriyor size. Ama tabii bunu yaptığınız zaman kaç? 8 senatör, 40 da temsilci karşı tarafa geçiyor, gözüküyor. Bu sırada kameramdan görememiş olabilirsiniz. Şeyi, harita modu görüntüsünü onu da biraz şöyle alayım. Oraya ufak bir görmüş olun. Şurada yeni haritaların bütün modları gözüküyor. Bunları tekrardan söyleyeyim. Resistance, ideoloji, terrain hepsi var. Tabii daha önce de olduğu gibi şeyleri ayarlayabiliyorsunuz. Menülerini EU'lardaki gibi olduğu gibi yani. Research Grant'te Research Speed artı %5 alıyorsunuz. Grant Statehood'da Alaska. Alaska'yı eyalet haline getirebiliyorsunuz. Hawaii'yi eyalet yapabiliyorsunuz. Porto Rico'yu eyalet yapabiliyorsunuz. Böylelikle şey sayısını arttırabiliyorsunuz. Temsilci vesaire sayısını arttırabiliyorsunuz. Bu tamamen Amerika'ya gelmiş bir şey. Diğer ülkelerde yok da Amerika'nın kongre sistemi bu. O yüzden öyle bir durumumuz var.
Suspend the Persecution yaptığınızda Daily Communism Support alıyorsunuz ve komünizm gitmek için tabii ki buradan gitmeniz gerekiyor. Reach out to Wear Group varmış. Ne veriyor? Harry White Financial Expert olarak geliyor. Consumer Good -5 yiyoruz. Peki. Production Efficiency +5 kazancımız var. +5 Stability, +5 Power Gain veriyormuş Advisor. Amerika-Rusya arasında bir ekonomik anlaşma ve Unholy Alliance, Secure China gibi şeylerimiz var. Union Representation Act yaparak ne yapıyormuşuz? Ha, kongrede bir şey yapıyormuşuz. Üstünlük sağlıyor, ezici üstünlük sağlıyormuşuz ama önce bizden istediği zaten 58 senatör, 261 temsilcinin olmasıymış. Ancak ondan sonra geçiş yapabiliyoruz ve Silver Legion Protests başlıyormuş. Old Age Pension Act Stability veriyor bize. On Base Support veriyor. Bakın buradan gitmek için senatörün devamlı desteği gerekiyor bu sırada. Açık ara sizden senatör destekleri ve temsilci destekleri istiyor buralardan gidebilmek için. Communal Property Act. Communal Domain yapıyor. Reintegration. Amerikan Konfederasyon şeyleri diye geçiyor ismimiz. Peki. Population veriyor. İyi aslında, popülasyon vermesi güzel bir durum. Liberty for Philippines, Pacific Decolonization, Pasifik'ten elini ayağını çekmeye gidiyor. Yani ortası normal gidişatımızı gösteriyor. Şurası da hatta daha neutral gidiş gibi gözüküyor. Income tax reformu varmış. 0.35 political power indiriyor. Büyük buhrandan kesintilere gidiyor. Güzel. America first dersek de faşizme doğru gitmeye başlıyoruz. Aslında faşiste gidebiliriz ya. Bu hakkı başa geçir var. Voter Registration Act. Sivil savaşa doğru götürüyormuş bizi bu. Alive with the Silver Shirts. Gümüş tişörtlerle şey yap diyor. Dostluk yap diyor. Banka sektörünü tekrar ayarlama falan. Güzel burada construction speedler ve fabrikaların yapımına bonuslar görüyorum. Production efficiency'ye bonus görüyorum. Honor the Confederacy geliyor. Konfederasyonu onurlandır diye. Almanları desteğe çağırabiliyorsunuz arkadaşlar. Uçaklar daha az şey yiyormuş, benzin yiyormuş çağırdığımızda arkadaşı. Çok enteresan bir durum. Raise the Free Corps. O zaman iç savaş geçirelim, bir şey gidelim. Komünizmi siktir et de faşist gidelim bari ya. Konfederasyon olarak oynayalım. Değişiklik olsun. Oradan zaten her türlü gider şeyi yine tokatlarız. Japonya'yı. Bir sürü gideceğimiz yol var. Hepsini de denemeye çalışırım şey çıkana kadar muhtemelen. Şu genel olarak bakmış olalım en azından. War Department'ımız var. War Plan Division'ı veriyor. Planning Speed ve savaş planı şeylerini veriyormuş. Intervention in Europe. Daily Command Power. Command Power da öneme bindi çünkü amirallere de artık trade'ler verebiliyor gözüküyoruz. War Plan Green, War Plan Orange, hepsi var anasını satayım, ne istersen. War Department'la beraber Pentagon gelmiş, o da Planning Speed veriyor. Command Power Increase +25 veriyormuş. Tamam, popülasyon veriyorsun. Çok tatlı, Louisiana manevrası diye bir şey var. %100 Land Doctrine bonusu veriyor. Artık bonuslarda da değişiklik var teknolojilerde, ondan da söz edeceğim. Armor teknolojiye bonus var. Güzel, şu armor'un gelmesi iyi olmuş. Tank açısından. Tank Destroyer Doctrine veriyor. Wow. Neymiş? Armor Research Speed artı %10 artıyor Light Tank Destroyer için. Medium'da da varmış. Piercing ve Hard Attack'lerini arttırıyormuş hepsinin. Wow wow wow. Tank Destroyer önemli bir şeye geliyor o zaman. Yapıya geliyor. Ya da Main Battle Tanks yaparsanız da Medium Tank ve Light Tank'ler için hem araştırma şeyi düşüyor, hem de onların production cost'ları düşüyor. %25. Yani deli gibi üretim de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben Tank Destroyer'ı daha seksi buldum şu gidişatta. Uçaklar için production cost indirme zaten daha önceden de vardı. Escort Fighters'la beraber %300 research bonus geliyormuş. İyiymiş. %300 bayağı iyiymiş yani şu an. Baya baya iyiymiş. Burada da 10 tane Naval Dock yardımımız var. Maritime Commission'la beraber Construction Speed alıyoruz %10. Güzel. Bu kısım 3 aşağı 5 yukarı aynı gözüküyor zaten. War Department gidilebilir. Ama başlangıç için tabii ki Continue New Deal yaparız muhtemelen.
Roosevelt başta olmadığında bunu yapıyormuşuz. Ha. Bir dakika o zaman. O işler değişir. Roosevelt'i baştan nasıl indireceğiz pardon ama. Neyse bakarız ona nasıl gideceğimiz o zaman. Yayında normal dediğim gibi 2. Dünya Savaşı'nın sadık Amerikası olarak yapacağım. Fakat şu anda ona gerek yok. War Department'la başlayalım. Yeni birkaç özellikten bahsetmeye devam edeceğim. Gemilerde artık şöyle bir durum var. Gemileri tamir etmek için de tersane atıyorsunuz. Gemileri üretmek için de tersane atıyorsunuz. Artık bunun bir sınırı var. Eskisi gibi değil. Normal koydum onlar düzelsin diye bir şey yok. Üretim anlamında geminin boyutlarına göre atayabileceğiniz tersane sayısı var. Mesela gördüğünüz üzere New Orleans Class büyük ihtimalle normal cruiser mu? Heavy cruiser büyük ihtimalle. O kadar çok var ki bu sırada burada gemi. Onların detaylarına da gireceğim. Öncelikle atayabildiğimiz şeyler her zaman sınırlı olacak. Carrier'larda da böyle, heavy ship'lerde de böyle, hepsinde böyle. Kesinlikle böyle bir sıkıntımız var. Ya sıkıntı demeyeyim, bence spam'i engelleyecek. Eskiden böyle şakır şakır gemi basıyordunuz çünkü. Şimdi en azından bir kısıtlanma durumu geliyor. O bence tatlı. Gemiler birleşesiye şunların yanındaki şeylerle beraber başlayacağım size anlatmaya. Ama Allah'ım çok şey var. Varyasyon. Yeni gelen özelliklerimizden biri artık gemiye özelleştirme yapma durumumuz var. Şu an Naval Experience vesaire olmadığı için buna girişmemiz biraz zor. Ama ben size göstermiş olayım. Daha fazla armor, daha fazla hangar veya ikinci bir batarya ekleyerek silah anlamında güç kazandırabiliyorsunuz geminize. Veya işte zırh verebiliyorsunuz, canı da yükseliyor geminin. Hangar space'ini veriyormuş lan. Deck size'ı büyütüyor. Yani sonuçta şey olmadığı için crew sayısı artıyormuş. Peki, crew'lar da yaralanabiliyor bu sırada. Modüller var, deck space'ler burada var zaten. Anti-air'larınızı geliştirebiliyorsunuz. Quadruple veya Browning MG koyabiliyorsunuz. Tabii ki quadruple olması, dörtlü ateş eden biraz daha etkili oluyor anti-air konusunda. Radar veya sonar, şu an bir teknolojim yok orada. Carrier engine olarak Curtis 53.500 beygir gücünde varmış. Bir tane de 120.000 beygir gücünde Westinghouse varmış. Reliability'leri aynı görüyorum. Maximum speed'e %10 daha fazla bonus veriyor. Gemiyi hızlandırıyor Carrier'da. Carrier'mış bu. O yüzden şey deck size görüyor. Tamam pardon. Benim hatam. Gördüğünüz gibi silahlardan motoruna, radarına ve deck size'ına kadar her şeyini geliştirebiliyorsunuz gemilerin. Airplane simgesinin yanı sıra buralarda başka simgeler de varmış. Bu simgeler daha sonradan rahatça şey yapabilmeniz için, muhtemelen gösterebilmek için simgesini de değiştirebiliyoruz ekstradan. Burada da kendi penaltılarını gösteriyor hangi denizde nasıl işlediğine dair. Oh, onun dışında hadi biraz zamanı oynatalım da birleşsin, ondan sonra amiralleri size göstereceğim. Amiraller anlamında çünkü bir sürü değişiklik oldu. Gemiler bir araya gelsin. Geldiler mi? Arkadaşlar artık gemilerin de sınırlı bir kapasitesi olacak. Gördüğünüz gibi generaller var burada. Yine aynı şeydeki gibi, karadaki gibi bir sistem geldi oraya da. Dağıtmanız ve mikrolamanız gerekecek. Bu biraz işleri zorlaştıracak birçoğunuz için, farkındayım. Daha ordu sistemine birçok kişi alışamamıştı. Ya bu ordu nasıl düzelecek falan deniyordu. Ama yapacak bir şey yok. Oyun grand strateji ve daha da derine inmesi gerekiyor. Hemen bir başlayalım. Kapasitelerini görüyorsunuz. Artık 10 gemi kapasitesi var amirallerin. Evet biraz düşük farkındayım. Fakat yani dediğim gibi ordudaki gibi mikrolamanız gerekecek. Hepsinde farklı özellikleri geldi artık amirallerin. Mesela başlangıç olarak Ernest King'in Air Controller Experience Factor'ı %50 varmış. O da havadaki gücünü etkiliyor gemi şeylerinin, carrier'larının vesaire. Çok pardon, çok konuştum. Çok heyecanlıyım çünkü. Positioning %25 bonusu var. Blockade Runner dediğinizde geriye kaçma hızı şansı artıyormuş pardon. Fleet Speed geriye kaçarken %15 daha hızlı kaçıyormuş. Konvoylarda aynı şekilde daha hızlı kaçıyormuş. Yeni amiral kısmımız, trait kısmımız. Sea Wolf'u zaten bilirsiniz, denizaltılar için bonus veriyordu. Fleet Protector geldi. Screening Efficiency veriyor %20. Flyswatter
ne veriyormuş? Naval AA Attack %10 veriyormuş. Superior Tech Dish'inle başlıyordu bizimki. Blockade Runner'la da başlıyordu. Spotter %10 spot chance veriyor. Air Controller Sortie Efficiency %10 arttırıyormuş. Naval Air Targeting from Carriers. Carrier'ların havaya karşı şeyine hedeflenmesini %10 arttırıyor. Deniz altından gidersek Silent Hunter geliyor. Çok güzel bir oyunun isminden feyz alınarak. Torpedo Reveal Chance %20. Torpidoların ortaya çıkma şeyi %20 düşüyormuş. Torpedo Expert dediğinizde de torpidoların çarpma yüzdesi %10 artıyormuş. İsabet yüzdesi diyelim onu bir. Lancer'ımız var. Torpedo Screen Penetration, yani screen olan ufak gemiler. Onları %25 penetrasyonunu arttırıyor. Torpedo cooldown'da %25 azalıyormuş. İnanılmaz kuvvetli güçler bu sırada bu saydıklarım. Özellikle X-Screen'e karşı yaptığınızda Destroyer sizi yiyecekken yiyebilirsiniz. Fleet Protector aldığınızda da Destroyer'ların visibility'si %10 düşüyor görünebilirliği. Hasarı %10 artıyor. Torpedo hit chance'i %10 artıyor. Submarine Attack denizaltıya karşı +10. Ve onları tespit etme %20 artıyor gözüküyor. Ortadan gidildiğinde Heavy Cruiser ve Cruiser'a Naval Speed ve Damage veriyor. Muhteşem. Hız ve şey veriyor. Yani bunları da mikrolamanız gerekecek. Kullanan, atıyorum, bir Cruiser komutanı, bir işte Battleship komutanı, bir Carrier şeyi komutan diyorum, amirali olarak farklılıklar yapmanız gerekecek. En son yine Spot Chance veriyor. Retreat Decision alıyoruz. Bizim şu anda sahip olduklarımızdan ne kazanıyor? Düşmanın fleet size penaltısını %10 arttırıyormuş. Peki, visibility -20'ye düşüyor. Yani görünmez haline geliyor artık gemileriniz. Görünürlüğü düşüyor diyelim. Görünmez deyince biraz daha abuk bir durum çıkıyor çünkü ortaya. Mayın temizleme şansını %25 arttırıyor. Mayından kaçmayı %25 arttırıyor. Evet, mayın da yeni gelen bir özellik. Denizlerin belli bölgelerini mayınlayabilerek karşı gemilere hasar verebiliyor ya da onların hızını azaltabiliyor ve yerini tespit edebiliyorsunuz. Önemli bir durum. Spotter'da da mayın döşemenin %25 bonusu oluyormuş. Daha da aşağısı varmış. Oha. Air Controller'ı zaten söylemiştim. Uçak gemileri için daha önemli. Flight Deck Manager sayesinde sortie şeyi %10 artıyormuş. Fighter'ların sortisi %20, efektifliği %20 artıyor. Dive Bomber'larınki artıyor ve saldırı güçleri artıyor. Torpedo'nunki artıyor %10'un. Aşağıda da Iron Sight diye bir mevzumuz var. O da direkt Capital Ship'ler için, Battle Cruiser ve Battle Ship'ler için yapılmış bir durum. +10 armor veriyor. +15 saldırı veriyor. %25 kritik hit düşürüyor. Kritik hit yeni geldi gemilere. Şöyle bir durum var. Atıyorum, gemi bir kritik hasar aldığında motoru bozulabiliyor. Yani orta hasar ve ağır hasar şeklinde. Bu da geminin hızını düşürebiliyor. Ya da silaha hasarlanıyor. Geminin damage'ı düşebiliyor. Onu gemi savaşlarında ancak gösteriyor olabileceğim size. Çünkü hani hala hazırda bir hasar almadan onu göstermem imkansız. Grand Pounder aldığınızda da Shore Bombardment bonusu %25 arttırıyor. Yani bunu alıp kıyıya gemi dayadığınızda bu kıyıda gerçekleşen çatışmalara %25 daha sağlam bonus veriyor. Saldırı bonusu veriyor gemi. Kritik hasar verme %10 arttırılıyor ve neymiş? Ha, şeylerin efektifini düşürüyor. Mesela aldığınız kritik hasarın yaşanan sıkıntısını %50 azaltabiliyor. Güzel, penaltısını azaltması çok önemli. Terrain Trade'de Cold Water, yani soğuk denizlerde -8 attrition. Inshore, yani iç kıyılarda olanlarda %10 hareket, %10 atak, %10 defans. Açık denizlerde %10, %10 yine veya şeylerde %10. Ah, yoruldum. Vallahi konuşurken yoruldum. Ayarlaması biraz zor da gelebilir size görüntü olarak ama yani... Bunlar birleştiğinde ayarlamasıyla biraz uğraşacağız gibi duruyor. Artık tersanelerde aynı şekilde tamir görüntüsü de oluyor. Yeni gelen bir başka özelliğimiz var. Petrol, benzin, yakıt. Doğrusu yakıt. Doğrusu yakıt olacak.
Exiled Government var. Onu burada hani yaşanırsa gösteririm belki. Exiled Government sürgün hükümet olarak geçiyor arkadaşlar. Artık yok olan devletler, atıyorum Hollanda ile Belçika genelde veya Polonya ilk yok olanlardan. Sürgün hükümet haline geliyor. Bunlar kaçıyor İngiltere'ye veya artık faction lider kimse onun ülkesine. Ve oradan devam ediyorlar askerleriyle iş yapmaya vesaire. Ve savaş skoru kazanabiliyorlar. Başkalarından destek isteyebiliyorlar decision üzerinden. Daha hiç deneme fırsatım olmadı. Yani yayında belki olur. Hollanda oynadığım bir yayında ağzıma sıçarlarsa olabilir. Hollanda'yı da şöyle genel olarak göstereyim. Daha sonra detaylı olarak değineceğiz. At gibi bir şey var. Focus Tree'si var. İngiltere hakeza öyle. Onun da bayağı gelişmiş bir Focus Tree'si var. Bir de şunu söylemeden edemeyeceğim. Oyunu bir kez de şeysiz denemiş oldum. DLC'siz denemiş oldum. Ön çıkışta DLC olmadan birçok şeyi görmüyor olacaksınız bu Focus Tree'lerde. O yüzden abi sende var bende niye yok sorusu gelirse ben size sebebinin bu olduğunu şimdiden söyleyeyim. Fuel Refining teknoloji bonusları geldi. Bununla beraber artık daha hızlı yakıta çevirme var. Petrolü yakıta çevirme durumu söz konusu oluyor arkadaşlar. Onun dışında gelen teknolojilerde şu engineering kısmında artık basic fire control system falan geldi böyle. Bunlar gemilere atanabilecek parçalar şeklinde arkadaşlar. Atakları arttırıyor, reliability'si düşüyor bilmem ne. Öyle bir sürü bonusları var. Bu ateşleme ve hedef alma sistemleriyle alakalı bir durum. Onları getirdiler. Başka bir yerde bir şey var mı diye bakacağım ekstra ama tanklara bir bonusumuz var. Ona değineceğim. Gemilerde alt bonuslar gelmeye başladı. Mesela destroyerlar için artık sis atma durumu var. Geriye kaçarken %20 daha hızlı kaçmanı sağlıyormuş sis mevzusu. Depth Charge Trover bu denizaltı avlamak için kullanılan depth charge'lar. Türkçesi tam olarak ne bilmiyorum. Bildiğiniz varil gibi bir şey atarlar denizin altına belli bir derinliğe kadar iner ve basınç patlaması yaparak denizaltının ağzına sıçan bir mevzudur. Destroyer'lar o yüzden denizaltı avcısı olarak geçer zaten. Sonar ekleyebiliyoruz gördüğünüz üzere. Depth Charge Mortar varmış. Çoklu atıyor yani bu da. Basic Cruiser Armor Scheme varmış. Inclined Belt Cruiser Armor Scheme. Ya cruiser'lar için zırh mevzusu bu. Battleship'ler için neyimiz varmış? Bu sırada burada dikkat ederseniz artık Light Cruiser, Heavy Cruiser, Battle Cruiser tarzında bir değişiklik yok. Onu artık sadece siz kendiniz gemiyi tasarlarken gerçekleştiriyor olacaksınız. Yani o kısım tamamen kalktı ortadan. Artık tamamen size kalmış bir durum oluyor. Battleship'lerde de mesela Super Heavy Battleship'in ortadan kalktığını ve köşeye geldiğini görebilirsiniz. Super Heavy Battleship geliyor. Onunla da ilgili çok güzel bir şey paylaşacağım sizinle birazdan. Yine armorlarına ve şeylerine silahlarına bir gelişim yapabiliyorsunuz. 380 mm'lik şey ekleyebiliyor. 155 mm'lik zırh gövdeye eklenebiliyor vesaire. Böyle güzel şeylerimiz var. Carrier'ların falan görüntüleri hep değişmiş. Çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama güzel duruyor. Yani biraz teknolojik, fazla teknolojik duruyor sanki. Bilmiyorum yani vardır onun bir geyiği illaki. Snorkel ne veriyor lan? Ha, snorkel sayesinde %33 daha az gözüküyormuş denizaltılar. O da güzelmiş. Torpido launcher'ı arttırıyor. 4 tane 450 mm'lik torpido atış şeyi yuvası veriyormuş bu. Bu 3 tane 533 mm torpido atış veriyormuş. Torpidoların saldırıları ve torpido manyetik patlama şeyiyle beraber torpidoların saldırı güçlerini arttırıyor gemilere karşı. Şöyle de bir şey var. Teknolojileri artık araştırırken şurada görürsünüz. 184 gün sürüyor diyor. Ama 50 gün eğer Navy Experience'ınız varsa 50 tane Navy Experience'a 72'ye düşürebiliyorsunuz diyor. Aynısı şeylerde de geçerli. Askeri ve hava durumlarında da geçerli bu sırada. Ona da değinirim. Gördükçe aklıma geliyor. Hafif bataryamız varmış. 127 mm, 130 mm diye. Bunlara bir de mermi veriyoruz. Artı 5 bonus veriyor. Artı 5 bonus daha veriyor. Orta seviye batarya var. 20.3 santimlik. Veya dev bataryalar var. 38 santimlik. Çiftli batarya var. İkincil batarya olarak. Daha güçlü bataryalar. Silahlar anlamında, mermiler anlamında devamlı geliştirmelerimiz var. Damage Controller. Bu da şöyle bir durum. Yine kritik hasarın etkisini azaltıyor ve
alma şansınızı düşürüyor kritik hasarı. Fire Control Method saldırılarımızı arttırıyormuş. Heavy ve Light saldırılarımızı arttırıyor Battleship'lerde ve Battlecruiser'larda görünüşe göre. En sonunda hepsinde zaten şey yapıyor. Transportlar duruyor. Bir de Mine Warfare geldi. Mayın kısmı. Mayınların %20 damage'ını arttırıyoruz manyetik mayınlarla. Ve ilerleyen süreçte daha da artıyor. Basınç mayınlarına kadar gidiyor. Akustik mayın falan diye. Ben çok vakıf değilim terimlerine ama en azından düz çeviri yaparak söyleyeyim size. Denizaltılarla mayın bırakma şeyimiz geliyormuş. Gemilerinizi mayın temizleme veya mayın bırakma gemisine de çevirebiliyorsunuz denizdeki gemileri. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Doktrinlerle ilgili dediğim gibi şöyle bir bonus var. Army Experience 100 vererek yarı yarıya nereden baksanız indirebiliyorsunuz sürelerini. Bu da bence çok başarılı olmuş. Onun dışında tanklara bir... çok pardon. Dediğim gibi çok konuşmaktan. Tanklara bir amfibe alanı eklendi. Amfibe tanklar geldi. Amfibe ne demek diye sorarsanız suda gidebilen, en azından belli bir su seviyesinde gidebilen, nehirlerde de bonus kazanıyor bu sırada bu tanklar. Gemiler çok güçlü değiller belki ama en azından yani çıkarma anlamında bunları kullanabiliyor olmanız bence çok güzel bir opsiyon. Çok önemli bir opsiyon. Oh, zırhlı araçlarda da aynısı geldi. Amfibe zırhlı araçlar şeklinde. Onun dışında çok anlatacak bir şeyimiz yok. Biraz oynayalım. Oyunun içinden daha çok anlatmaya başlayacağım. P40 Warhawk falan onlara girişmeden önce girişilebilecek bu sayıda çok şey var. Artık ya oyun geliştikçe sanki research slot sayısı artsa daha iyi olur mu diye bir düşünmüyor değilim. Sanki hani böyle biraz şeye ihtiyacı var o konuda. Bu şeyler bu sırada şeyi gösteriyor galiba. Dikilebilecek. Ha, infrastructure'a bağlı olarak dikim hızını gösteriyor anladığım kadarıyla. Tamam. Ben niye bu sırada bununla başladım bilmiyorum. Şöyle bir takıldım gittim oraya. Biraz filoya odaklanalım. Filo savaşlarını daha çok göstermek istiyorum. Yeni DLC malum. Hemen üretime de tık tık bir şeyler atalım ortaya. Yani burada önemli olan oyunun nasıl gittiği, ne oynandığından ziyade filonun hareketleri, filolarda neler yaşandığı vesaire gibi şeyler. Gemiler toplandı sanırım. Şimdi gemileri parçalamak tam bir şey olacak. Gemilerde artık talim. Gemilerde talim var. Gemilere artık şey yapabiliyoruz. Talim yaptırabiliyoruz. Task force'lar yapabiliyoruz. Yani görev şeyleri, ekipleri halinde ayırtabiliyoruz bunları, task force'ları. Mesela cruiser'ları ayırdım şöyle diyelim. 12 kişi. 12 tane cruiser'a sahip. Cruiser'cımız var mı mesela? Bak ona bir bakalım. Bu biraz zamanınızı alacak demektir bu sırada. Onu söylemeden edemeyeceğim bunları ayarlamak, şey yapmak. Yani biraz olsun diye bakıyorum. Ha, task force anlamında gemi kısıtlaması varmış. 10 gemi değil, pardon. Onu ben çok yanlış anlatmışım size. Task force anlamında 10 tane task force'u altında tutabiliyor gözüküyor. Peki. Şuradan birkaç tane task force yaratacağım da Los Angeles'a bir gitsin şu gemiler. Çok gemi var çünkü. Biz bir ayırma kısmını yapacağız. Onun dışında burada yeni menülerden bir şeyler var mı? Onları hemen aktarayım diyorum. Maksimum harcayabileceğiniz yakıtı gösteriyor. 16.6K olarak. Şu anda hiç harcamıyor limanda olduğu için. Task force'ları yapacağız. Hemen ayıralım cruiser'ları da. Sen de ilerle buraya. Denizaltıları ayrı bir yere gönderelim. Onlar San Francisco'ya gitsin. Onları daha sonra kendi aralarında ayırırız. Neyimiz var? Carrier, Battleship ve Destroyer. Destroyer'ları da biraz parçalasak iyi olur. All Light Holes al. Bunu 113. Biraz böl ya. Şöyle atamasını yap. Hayda. Karşımıza mı geliyorlar? Opposition'a geçen ne çok varmış bir dakika.
çatır çatır karşıma geçiyor. İpnelere bak. Tabii ülkede depresyon, buhranın olması falan o da bayağı mahvediyor bizi ama gemileri ayarlamak ne kadar sıkıntı şu an ya. Geriye oranla düşünürsek. Şimdi eğitime çıkaracağız. Onları yapacağız. Ufak gemilerle eğitime çıkacağım. Bir de cruiserlarla. Aslında bir yandan da düşünüyorum. Büyük gemilerle çıksak ne olur? Daha çok yakıt harcarız. Orası aşikar. Olmazsa olmaz. Ama bir yandan da düşünce sanki büyük geminin şey alması, deneyim kazanması biraz daha önemli. Hem yanlış düşünüyorum. Sanki büyük gemi şeyi bir nebze daha şey yapıyor. Neyse, task force'larınızı göstereceğim. Yeni petrol görevlerimiz. Strike force bu yeni geldi. Belli bir bölgede şey gördüğünüzde oraya saldırmaya gidiyorsunuz. Ne yapıyormuş? Order the task force to wait at the closest naval base until an enemy task force is spotted. Yani beklemede kalıyor düşman saldırı gücünü görene kadar, hemen gidiyor oraya saldırıya kalkıyor. Yani bu spotlamakla alakalı. Atıyorum denizinizde şurada bir yerde bir düşman filosu spotladınız. Hemen buradan çıkıp onu avlamaya gidiyor. Hazırda bekliyor. Teyakkuzda bekliyor diyelim. Konvoy escort, konvoy raid zaten vardı. Mine laying, yani mayın döşeme kısmımız var. Invasion penalty veriyormuş mayınlar. Naval speed'i %80 azaltıyor. Hızını azaltıyor gemilerin. Accident chance %15 artıyormuş. Mayın temizleme var yine aynı şekilde. Bir de Naval Invasion Support var. Yani gemileri buna atadığınızda artık çıkarma yapan gemilerinizi destek verecek. Yani bir D-Day olduğunda bunu seçtiğinizde kıyı bombardımanı yaparak şey yapacaklar. Böyle bir aksiyonunda bulunacaklar. Şimdilik eğitime çıksınlar. Ne kadar benzin yediklerine de bir bakalım. Yakıt. Her seferinde benzin diyorum, anasını satayım. Günlük 10K alıyormuşuz. Şu anda Navy sadece 3.1 götürüyor. Ya hepsini yaptırabilirsin o zaman teknik olarak. Onda bir sıkıntı görmüyorum. Bunda tek bir amiral altına atama yokmuş bu sırada. Ayrı bir amiral şeklinde. Hepsi eğitime çıksın o zaman ya. Ben benzin var nasıl anasını satayım. Yaptır eğitimlerini. Organizasyonları düşüyor bu sırada eğitimdeyken. Tıpkı ordulardaki gibi. Ha şunu anlatacaktık, anlatmadık. Pride of the Fleet, yani filonun gururu. Ya da flagship olarak düşünebilirsiniz bunu. Bunun olması bize ne katıyor? Onun bonuslarını hemen size bir göstereyim. Görebilirsek inşallah bir yerden. Ülkeye %5 war support veriyor. Ace gibi düşünün. Pilotlardaki ace'ler gibi. Gemiye bonus olarak ship experience %25 veriyor. Kritik hasar almayı %50 düşürüyor. Fakat bunları bu gemi batarsa, bu gemiye bir şey olursa da bu sefer de aşağıdaki bonusların eksisini yemiş oluyorsunuz. Yani war support -5 yiyor ülke. O yüzden hani şey yapmamaya çalışın onu, böyle saldım çayıra mevlam kayıra koy gitsin bilmem ne. Yani filo kısmı tam iyi anlatamadıysam diye tekrar anlatıyorum. Arkadaşlar ana filoyu tek bir parça halinde amirale de atayabilirsiniz. Onun altında task force'lar oluşturarak, atıyorum submarine'ler bilmem neler. Yani bu 3-10'un onu gösteriyor. Task force'ların sayısını gösteriyor. Task force'lar da dediğim gibi şeye yarıyor. Farklı farklı görevler. Bir amiralin altında farklı görevler yapan filo grupları şeklini alıyorlar. Şunları hepsini bir Kaliforniya'ya atayım. Daha sonra bunları düzenlemesini yaparız şeye göre. Elayların müziklerini hiç özlememişim. Elayların müziklerini asla ve asla özlememişim. Onu fark ettim. Bayağı ölümcül böyle. Arkada zaman aksın ya. Zaten savaşa kadar epey bir süremiz var. Arada da hükümet sistemlerine falan değiniriz. Şey yaparız. Siz bu durumda ne düşündüğünüzü, sizce nasıl olduğunu falan bana anlatabilirsiniz. Ben çok girişemeyeceğim o konuya. En azından 28'e kadar öyle bir durumumuz var çünkü. YouTube'da bununla ilgili, şu an YouTube'a geldi çünkü bu. Ben eş zamanlı olarak olmasa da akşamına yayın yapıyor olacağım. Siz bunu pazartesi öğlenden izleyeceksiniz. Ben akşam 7.30 gibi falan yayınına giriyor olacağım. Haberiniz olsun. Pentagon'u yap. Şu an biraz biriktirip decision kassak daha iyi olur ya. Lobileme effortları olarak.
lobi anlamında biraz destek kazanırsak. Ha, Naval Treaties var. Bunu söylemeyi unuttum. Şimdi normalde böyle bir durum varmış. Naval Treaty'ler gemilerin büyüklüğünü ve şeyini, ona harcanacak demirin kotasını falan böyle belirleyen bir anlaşmaymış zamanında. Birinci Dünya Savaşı'nda sanırım yapılmış bu. Sonrasında yapılmış ya da. Bunu Yamato'yla, Bismarck'la falan aşmış tabii ki Axis. Axis de buradan çıkarak yapıyor bunu arkadaşlar. Siz çıkmadığınız sürece bu anlaşmadan, o anlaşmanın kuralları dahilinde büyüklükte gemiler oluşturabiliyorsunuz. Biz daha sonra dilerseniz çıkarız.